Dayan. Dayan. Yetiştireceğim seni. Hastaneye yetiştireceğim. Dayan Elvan. Kurtulacaksın. Dayan. Dayan. Kurtulacaksın. Ahlas. Hadi sen de git. Kardeşini yalnız bırak. Hadi hadi hadi. Gece böyle ağlayıp duracak biz. Kendinize gelin hadi bakayım. Ali. Çabuk arabayı hazırla. Biz de gidelim hastaneye. Hadi sallanma. Şefika. Nasibe'yle sen de evde kal. Çocuklara mukayyet ol, tamam mı? Sen de benim pabuçlarımı hazırla. Hadi çabuk getir. Anne, Elvan'ın durumu nasıl? Deme. Ejder nasıl? Mahvolmuştur şimdi. Tabii tabii, kolay değil. Sonuçta kızcağız Ejder'in hayatını kurtarmak için canını ortaya koydu. Ay ben şimdi üzüldüm bu Ejder'e. Ha, Şimal az evvel yola çıkmış. Hastaneye varmak üzeredir. Bak bizi merakta bırakmayın, haberdar edin ha. Tamam. Hadi. Ejder Elvan'a kan vermiş. Nasıl olmuş Elvan? Ameliyata girmiş ama durumu henüz belli değil. İnşallah tez zamanda iyileşip döner aramıza. İnşallah. Ne fedakar kızmış ama. Yani bu zamanda aşkı için canını veren kaç kişi vardır ki? Sor vallahi. Ama Ejder'e helal olsun. Bak bu fedakarlığın altında kalmadı. Gitmiş kan vermiş kıza. Ay birbirlerinin hayatını kurtarıyorlar resmen. Ne romantik. Değil mi abla? Hayırdır Name, nereye? Hazırlanıp hastaneye gideceğim. Ejder'in yanında olmalıyım. Kim bilir ne haldedir şimdi. Ha. Ne oldu? Aman. Name abla iyi misin? Gel otur. Otur. Sancı saplandı. Bak Nameciğim. Sen artık iki canlısın. Böyle kendini yormaman lazım. Ne demek öyle hastaneye gitmek? Evde oturup dinlenmen lazım. E hadi Name'yi odasına götürün de dinlensin. Hadi gel Name'cim gel. Yavaş gel yavaş. Gel.
Kızım nasıl? Nerede Elif Hanım? Nerede yavrum? Ameliyata aldılar. Kızım! Asilen vardı bir de bu başına gelecekti. Ne dersiz yavrum? Allah bana bize bağışla yarabbim. Allah bana bir şey olursa yaşayamam. Allah'ım kızımı kurtar benim canım yarabbim. Dürdane Hanım, kendinizi harap etmeyin. Elvan güçlü kızdır. Bunu atlatacaktır. Çilesi dolmadı kızımın. Çilesi dolmadı yavrumun. İyi güzel Allah'ım yetmedi mi bu kızın çekti? Kulun kabahatini Allah'tan bilme anne. Bana bak. Acınız taze diye ses etmiyorum ama haddini bil. Bilmezsem ne olur? Ne yaparsınız? Hı? Kardeşim gibi beni de mi vurdurursunuz? Ayşe! Anne dur! Biz sustukça bunlar anca tepemize çıkıp duruyor. Ayşe! Ayıp olmuyor mu biraz? Asıl size ayıp be! El kadar kıza çektirdikleriniz yetmedi mi? Ayşe yeter artık. Senin o el kadar dediğin kız edepli otursaydı da bunlar başına gelmeseydi. Anne! Bana ne bağırıyorsun? Baksana o yılan diliyle nasıl da sokuyor. Allah biliyor kim yılan dili Bereket Hanım. Ayşe! Yeter artık. Ya herkes biraz sakin olsun lütfen. Anne otursana şuraya biraz. Rezil oluyoruz el aleme ya. Ayşe. Kimse Elvan'ın zarar görmesini istemedi. Bak Ejder kanını verdi kardeşine. Sağ olsun Allah razı olsun. Ayşe biliyorum üzgünsün. Emin ol biz de senin kadar üzgünüz. Burası hesaplaşma yeri değil. Dua ederim Elvan bir an önce sağlığına kavuşsun. Hesap gören biz değiliz ki oğlum. Kimin ne derdi varsa Elvan buradan sağ salim çıkana kadar içinde tutsun. Şu an önemli olan tek şey Elvan'ın sağlığı. Name abla. İyi misin? İyiyim canım, ağrım var biraz sadece. Ya istersen bir doktora gidelim. Defne sen ne yapıyorsun burada? Anne. Name'nin dinlenmesi lazım. Name ablanın ağrısı var ya, bir doktora mı götürsek diye düşündüm. Bak sen, teşhisi koydun hemen. Ne doktoru? Hamilelikte olur böyle şeyler. Anne tedbir olsun diye ben. Aklının ermediği şeylere karışma. 9 ay boyunca her karnın ağrıdığında, her miden bulandığında doktora gidileydi. Oho! Tamam Defneciğim, merak etme sen. İyiyim ben, tamam? Hadi sen bu gece dinlen biraz. Yarına hiçbir şeyin kalmaz. Hadi. İyi geceler. İyi geceler canım. Hadi hadi.
Geçmiş olsun. Elvan nasıl? Melihat'ta. Adamı bulabildiler mi? Kızı bu Burhan Cani'nin elleri kırılır inşallah. Allah'ından bulur inşallah. Bulacağı, bulacağı. Sen hiç merak etme. Evimin önüne gelecek, silah çekecek. Yok öyle ya ama. Var ya ben adamın burnundan fitil fitil getiririm o soysuzun. Abi. Sırası değil şimdi. Kızım nasıl doktor bey? Merak etmeyin kızınızın durumu gayet iyi. Çok şükür. Ne zaman görürüz? Bu gece tedbir amaçlı yoğun bakımda kalacak. Sabah görebilirsiniz. Sağ olun. Tekrardan geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey. Hadi gözünüz aydın. Ama ejderi helal olsun. Bak bu fedakarlığın altında kalmadı. Gitmiş kan vermiş kıza. Ay birbirlerinin hayatını kurtarıyorlar resmen. Ne romantik. Hastamızın durumu gayet iyi, merak etmeyin. Çok şükür. Tüm tetkikleri yapıldı. Bir hafta boyunca gözetim altında tutacağız. Siz de eğer gerekli koşulları sağlarım derseniz ben de taburcu kağıdına imzayı atarım. Ne gerekiyorsa yapalım. Kızımı görebilir miyim doktor bey? Tabii, tek tek girin ama. Hastayı yormayın, dinlensin. Sağ olun. Ejder bey. Benim. Hastamız dün geceden beri sizin isminizi sayıklamış. Eşi misiniz? İsterseniz odaya ilk siz girin. Sizi görünce daha iyi, morali yükselir. Tekrardan geçmiş olsun. Allah razı olsun. Sizden. Ben gireyim. Dur. Canım yanacak. İyiyim böyle. Nasılsın? Daha iyi. Neden Elvan? Neden yaptın? Daha kötüsü de olabilirdi. Olsun. Sen iyi olacaksan varsın, daha kötüsü olsun. Olur mu öyle şey? Annen, ablan perişan oldu. Bir daha sakın. Sakın böyle bir şey yapma. Kimse için. Elimde değil ki. O an seni öyle namlunun ucunda görünce ruhumu çekip aldılar sanki. Dizlerimin bağı çözüldü. Sana bir şey olacak diye o kadar korktum ki. Thank you.
Doktorla konuştum. Bir hafta daha burada kalacaksın. Daha sonra sana bir oda hazırlatacağım. Orada özel olarak bakılacaksın. Bana bir şey olsaydı üzülür müydün? O nasıl söz öyle? Tabii ki üzülürdüm. Kendimi affetmezdim. Neden? Çünkü bütün bunlar benim yüzümden geldi başına. Öyle deme. Senin suçun yok. Ben kendim atladım o kurşunun önüne. Yapmamalıydın. Hiçbir şey kendi hayatından daha değerli değil Elvan. Sen benim için her şeyden daha değerlisin. Neden? Neden Elvan? O kadar acı çektin. Üzüldün. Neden bu kadar değerliyim senin için? Ben korku içinde büyüdüm. Önce babam. Sonra abim. Beni koruyup kollayacakları yerde en ufak bir hatamda üstüme yürüdüler. Ulan sen ne beceriksiz bir evlatsın be! Baba, baba çok özür dilerim. Bir daha kırmayacağım. Ulan kıra kıra evde bardak bırakmadın! Baba ne olur. Bir daha kırmayacağım. Vallahi ayağım takıldı. Ben senin o ayağını bir kırayım da bak bakalım o zaman takılacak mı? Seni çok iyi anlıyorum. Ama ben sana üzüntüden başka bir şey getirmedim ki. Hayır. Sen onlar gibi değilsin. Ben hep erkeklerden korkarak büyüdüm ama sen bana sahip çıkan, beni koruyan ilk erkeksin. Oynayabilirsin oğlum. Ama bir yere ayrılma olur mu? Tamam. Gel sen al sana. Elvan. Elvan. Ne yapıyorsun sen burada? Oynamaya mı geldin sen buraya? Vallahi oynamıyordum baba. Bak bir de yalan söylüyor. Vurma! Ona vursan seni babama söylerim. Bir daha sana vursa bana söyle. Ben de onu babama söylerim. Her çocuk aynı şeyi yapardı. Hem bu yaşadıklarının yanında çok, çok küçük bir şey. Benim için değil. Sen o gün sadece beni babamdan kurtarmadın. Benim umudum da oldu. Umut olmadan hayat neye yarar ki?
Gece gidiyoruz değil mi? Sözleştiğimiz gibi. Gidiyoruz. Gideceğiz. Ama... Ne? Ne ama Ahlas? Besim olanları gördün. Ailemi böyle yüzüstü bırakıp gidemem. Oturup biraz yatışsın. Sonra gideriz. Ama bana söz vermiştin. Kaçacağız, gideceğiz buradan demiştin. Besim'i... Ahlas, bırak beni. Seni dinlemek istemiyorum. Beni yalnız bırak. Çık odamdan. Dün birazcık hastaydın ya. Kahvaltını odanda yapmak istersin diye düşündüm. Teşekkür ederim. Hiç zahmet etmeseydiniz ben aşağıda yerdim. Ne demek ne zahmeti aşk olsun. Ne de olsa ailemize yeni biri katılıyor. Annesine iyi bakmak lazım değil mi? Nasıl oldu? Daha iyisin değil mi? Ağrın sızın var mı? Var ama... Merak etme. Olur öyle şeyler. Ejder bir saate burada olacakmış. Elvan'ı da taburcu edeceklermiş. Çocuk bir haftadır hastanelerde perişan oldu. Helal olsun kıza vallahi. Ben onun yerinde olsam hayatta kendimi o kurşunların önüne atamam. Kimsenin yapamadığını yaptı. Öyle değil mi ama? Ha? Haksız mıyım? Teşekkür ederim. Neyse. Hadi sen güzel güzel kahvaltını et. Ejder bugün gelince de bir şeyciğin kalmaz. Hadi afiyet olsun. Kurban olduğum Allah'ım seni bize bağışladı güzel kızım. Buradan sağ salim çıktığını gördüm ya. Ölsem de gam yemem artık. Ayşe, kızım eve varınca hemen bir şey yapıp dağıtalım hayrına. Elvan, kızım istersen sen de kendine gelene kadar bizimle kal ha. Sonra yine gidersin. Yok annem sağ ol. Bundan sonra benim yerim Ejder'in yanıdır. Siz de sık sık ziyaretime gelin ama olur mu? Ablacığım. Sen o evde ne yaşadığını unuttun mu? Unutmadım abla. Ama bundan sonra her şey daha iyi olacak. İnşallah. Elvan. Bak sen böyle umutlanıyorsun ama ondan sonra... Abla. Ben Ejder için canımı ortaya koydum. Onun için ne kadar büyük bir fedakarlık yaptığımın farkında. Siz de gördünüz. Her gün benimle uğraştı, ziyaretime geldi. Ablacığım sen gönlünü ferah tut. Ejder bana daha farklı davranıyor artık. Elimi bile tuttu. İnşallah dediğin gibi olur her şey. İnşallah. Olacak abla. Göreceksiniz olacak. Anne, abla. Hadi Tayyar abi aşağıda bekliyor. Hadi kızım yavaş yavaş. Yavaş al şunu. Ablacığım, kendine iyi bak.
Canım ablam benim. Dikkat et. Güzel kızım. Çok şükür. İlaçlarını almayı unuttum, olur mu? Merak etme annem, sen bak. Merak etme. Gel geçireyim ben seni. Sık sık ziyaretime gel, tamam mı? Unutma abla. Tamam abla. Ne işi var bu herifin burada? Belasını arıyor herhalde şerefsiz. Canım. Nasıl oldun? Karnımın ağrısı geçmek bilmedi bütün gün. Midemde çok bulanıyor. Keşke arasaydın, haber verseydin. Seni aramayınca meşgul olduğunu düşündüm. O yüzden aramadım. Hayatım, biliyorsun bugün Elvan'ın taburcu işlemleriyle uğraştım. Yine de arayabilirdin. Haklısın hayatım. Özür dilerim. Nasıl oldu Elvan? İyi. Bavinde oda hazırlattım biliyorsun. Hastaneden çıkınca Tahir onu oraya götürecek. Lavaboya gitmem lazım. Ha, gel yardım edeyim ben sana. Yanlış yola girdin abi. Çiftliğe buradan gidilmiyor ki. Çiftliğe değil. Bağ evine gidiyoruz. Niye? Niye bağ evine gidiyoruz? Ejder Bey'in talimatı. Yanlışım var abi. Ejder bana oda hazırlattı. Evet doğru. Ama çiftlikte değil. Bağ evinde. Orada kalıp orada bakılacaksın. Tilki hemen ağacın kavuğuna saklanmış. Kurt mu geliyor? Kurt onu birazdan arayacak. Peki bulabilecek mi? Bunu ben de bilmiyorum. Enes alışkın yolda. Canım iyi misin? Bilmiyorum, midem bulanıyor. Doktora gidelim. Hemen telaş etmeyin oğlum. Hamile kız. Midesi bulanacak tabii. Anne hatırlamıyor musun? Ben Defne'ye hamileyken ne çok midem bulanırdı. Hayra alamet bu. Doğumun sıkıntısız geçecek demektir. Yok yok. Biz yine de gidelim doktora. Hem bir kontrol ettirmiş oluruz. Hadi hayatım. Ah zamanı gençleri. Pek de nazlı oluyor. Bir şey ister mi? Ha? Kardeşim şu fullesene.
Aferin lan, doğru yazmış. Elvan diye bağırıp durma. Benden başka kimse yok içeride. Tamam yarabbim, nerede bu kız ya? Ne işi var bu herifin burada? Belasını arıyor herhalde şerefsiz. Feyyaz. Efendim Tayyar. Beşler Bey. Elvan kayıp. Ne? Ne demek Elvan kayıp? Vallahi ben şimdi benzin istasyonuna girdim. Dedim fulle. Ben içeriye gittim, parayı ödedim. Döndüm baktım. Elvan yok arabada. Nasıl olur Tayyar? O halde nereye gider ki? Feyyaz kaçırmış olabilir. Feyyaz mı? Hastaneden çıktığımızda bizi gözetliyordu. Feyyaz'ın evini biliyor musun? Bana hemen adresini mesaj attı. Canım, Elvan'ın başı belada olabilir. Sen eve gittiğinden ben doktoru sana yollarım, tamam? Söz veriyorum, hemen geleceğim. Başımı kakacaklar. Of eşler of. Elvan nerede? Elvan burada, ne arasın? Delirdin mi sen? Elvan! Yoksa... Elvan! Yoksa bir şey mi oldu Elvan'a? Elvan! Elvan! Sana burada değil dedim ya. Belki yaptıklarına dayanamayıp kaçmıştır ha. Eğer Elvan'ın kaybolmasında bir parmağın varsa, senin de olduğuna pişman ederim. Duydun mu lan beni? (Gülüyor)
Hoş geldin. Hayırdır? Elvan buraya geldi mi? Yo. Sen onu çiftliğe göndermedin mi? Bir şey mi oldu yoksa? Ne olmuş Elvan'a? Sakin olun. Bir şey oldu falan yok. E o zaman niye soruyorsun burada mı diye? Tayyar Bağ evine götürürken arabadan inmiş. İnmiş mi? Hemen inmiş. Sen karına böyle mi sahip çıkıyorsun? Beşir, sen karışma. Ne demek karışma? He? Karışma ne? Sen karışma. Efendi ol. Lan sen bana efendilik öğreteceksin. Önce karına sahip çık. Beşir. Ne yapıyorsun lan sen? Beşir. Ne diyorsun? Bırak. Yapma. Bırak. Sen yapma bari. Devam edeceğim. Siz gidebileceği yerleri kontrol edin. Ulaşırsanız bana da haber verin. Onu sen arayacaksın, sen bulacaksın. Biz kılımızı bile kıpırdatmayacağız. Senin karın değil mi? Oğlum. Sen sahip çıkacaksın ona. Gir içeri oğlum. Gir eve, güne rezil oldun. Gir. Hanımefendi nasılsınız? Hanımefendi iyi misiniz? Nereye abla? Sen devam et. Canım yoğunum bu aralar. Bir kulüpte çalacağım. Yok yok, İstanbul'da. Ama sonrası da buradayım. Tamam. Hadi görüşürüz, öpüyorum. Sorun ablacığım, bir sorun yok. Ne bakıyorsun o zaman? Hiç. Kılığına, kıyafetine baktım. Biraz değişik geldi de. O ne demek öyle? Değişik işte. Bana bak, terbiyeni takın. Sen bana kızıyorsun da bu kıyafetlerle gezersen herkes arkandan laf söyler, benden sana söylemesi. Sen ne terbiyesiz bir adamsın be. Çek yer ara, ineceğim. Dağ başı burası. Bırakayım da kurtlar mı yesin seni? Her türlü hayvan senden iyidir. Çek kenara dedim. Polisi arıyorum yoksa. Arıyorum bak. Tamam tamam. Çattık ya.
Ne zaman kendine gelir? Birazdan uyanır. Doktorunuz da tekrar gelip kontrol edecek zaten. Geçmiş olsun. Sağ ol. Name? Neredesin sen? Niye yalnız bıraktın kızımı? Canım karım. Geçmiş olsun. Durum nasıl doktor bey? Çok fazla kanaması var. Kontrol altına almakta zorlandık. Kızım. Durumu hala ciddiyetini koruyor. Peki bebeğimiz? Bebeğiniz hala yaşıyor. Ama... Ama ne? Bebeği hemen almazsak annenin hayatı tehlikeye girebilir. Kızım, kurtarın kızımı. Ne olur kurtarın. Başka bir yol yok mu doktor bey? Bebeği kurtarmaya çalışırız ama anne için riskli olabilir. Sizin için çok zor bir karar biliyorum ama düşünmek için pek vaktiniz yok. Geçen her dakika eşinizin aleyhine. Alsınlar bebeği ejder. Kızımın hayatını tehlikeye atamazsın. Tamam. Hadi bir an önce alın bebeği. Kurtarın kızımı ne olur. Yalnız bir durum daha var. Bebeği alırsak Nami Hanım'ın bir daha bebeği olmayabilir. Hiçbir şey karımın hayatından daha önemli değil. Aslında bu kararı vermesi gereken Nami Hanım. Fakat bilinci kapalı, hayatı tehlike altında olduğu için... Operasyonu sizin onayınızla gerçekleştireceğiz. Onaylıyorum. Bebeğim. Nami. Hayatım. Canım. Bir tanem. Kızım. Neredeyim ben? Hastanedeyiz hayatım. Yanındayım. Bebeğim. Bebeğim yaşıyor mu? Bebeğimiz hayatta. Ama... Ama ne? Ölecek mi? Çok kanaman varmış. Bebeğimizi almak zorundalar. İzin vermem. Senin sağlığın için çok önemli. Bebeğim alamazlar anne. Nami Hanım sizin için çok zor bir karar biliyorum ama... ...bebeğinizi almazsak hayatınız tehlikeye girebilir. Bebeğim alamazlar. Kızım sana bir şey olursa ne yaparım ben? Nami. 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 Ne olur bir an önce alın bebeği. Hadi kurtarın kızımı. Maalesef Nami Hanım'ın kararına uymak zorundayız. Ama bu halde sağlıklı düşünemez ki. Bilinci kapalı olsaydı tamam ama şu an hastanın kararını esas almak zorundayız. Ezer bir şeyler ya. Kurtar kızımı. Elimizden geleni yapacağız. Merak etmeyin. Tekrardan geçmiş olsun. Falan bekliyorsanız zor yani. Buradan geçmez. Okey. Allah Allah. Ya bu Türkiye de benziyor ama yabancı galiba. If you're looking for a taxi. Bana bak, senin işin gücün yok mu ya? Bas bir tepeme tasını attırma. Sen Türksün. Hem de fazla Türksün. Bakın bu havada yürüyemezsiniz. Zaten burası şehir merkezine yürüme mesafesinde değil. Birazdan hava da kararır. Sana ne? Yani ben iyilik olsun diye. Sen de iyilik isteyen oldu mu? Peki. Sen bilirsin.
Elvan! Elvan yavrum! Elvan kızım! Elvan'ım! Aç gözlerini kızım! Elvan! Allah'ım sen yardım et yarabbim! Ayşe! Yetiş! Elvan! Elvan'ım! Hala inanamıyorum. Bizim bir bebeğimiz olacak. Ben baba olacağım. Sen anne olacaksın. Ben de hala şaşkınım. Neye benzeyecek acaba? Saçları, kaşı, gözü, burnu. Sence kız mı olacak, erkek mi? Bilmem. Durumu nasıl? Neyse ki durumu tahmin ettiğimiz gibi olmadı. Çok şükür. Yani karım da bebeğim de yaşayacak mı? Henüz bir şey söylemek için çok erken. Ama kanamayı kontrol altına aldık. Artık tehlike çok az. Şükürler olsun. Eşinizin çok güçlü bir bünyesi var. Yalnız bundan sonraki süreçte çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Sağ olun doktor bey. Geçmiş olsun. Su iç biraz. Güzel kızım. Elvan'ım. Ne oldu sana güzel kızım? İyi misin ablacığım? Neredeydin? Meraktan öldük. Çiftliğe gitmeyecek miydin sen? Ben de öyle biliyordum ama. Ejder beni bağ evine gönderiyormuş meğer. İyi. Niye olacak? Karısı yüzünden. Ben de yolda dayanamadım, kaçtım. Buraya kadar yürüyerek geldim. Şimdi buradasın ya. Bu bana yeter kızım. Ben şimdi sana güzel bir çorba yapayım. Kendine gel, olur mu kızım? Hepsiyle. Canım. Dur hayatım. Gel. Canım karım benim. Bir tanem. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Merak etme. Bebeğimiz iyi. Özür dilerim. Seni o halde yalnız bırakmamalıydım. Bıraktın ama. Hayatım, ben böyle olacağını düşünemedim ki. Düşünmeliydin Ejder. Benden başka herkesi düşünüyorsun. Name, lütfen. Sen benim için her şeyden daha değerlisin hayatım.
Bu söylediklerinin hiçbir anlamı yok. Sen beni o halde bırakıp Elvan'ın yanına gittin. Name, yapma böyle ne olur. Ne yapayım? Ne yapayım? Bebeğim ölebilirdi. Hatta ben de. Ne yapayım Ejder? Tüm bu olanlara rağmen Elvan'ın peşine koş gitmediğim. Hep sustum. Hep hattan aldım. Ama artık yeter. Olan bana oluyor, bebeğime oluyor. Hadi. Daha yeni kendine geldin. Daha fazla yorma kendini istersen. Sonra konuşuruz. Ha? Konuşacak hiçbir şeyimiz kalmadı Ejder. Bu olayı da sineye çekiyorum. Ama senin için değil. Bebeğimiz için. O da benim gibi babasız büyümesin diye katlanıyorum yaptıklarına. Yoksa bu olanlardan sonra bir dakika bile durmazdım o çiftlikte. Hadi. Çok yoruldum. Yat uyu. Dinlen biraz. Beni yalnız bırakır mısın? Name. Seni bu halde nasıl bırakayım? Onu önceden düşünecektin. Şimdi beni yalnız bırak lütfen. İstanbul'a mı geliyorsunuz? Mardin'den. Hadi ya. Ya ben çok severim orayı. Çattık ya. Ha, şakaydı değil mi? O kadar ciddi söyledin ki ben de gerçek sandım. Ya alt tarafı şehir merkezine kadar bırakacaksınız. Ne fark eder benim nereden olduğum? Ben size soruyor muyum nereden diye? Hayır da. Ben ne? Tamam canım, bir şey demedik. Konuşacak hiçbir şeyimiz kalmadı Ejder. Bu olayı da sineye çekiyorum. Ama senin için değil. Bebeğimiz için. O da benim gibi babasız büyümesin diye katlanıyorum yaptıklarına. Yoksa bu olanlardan sonra bir dakika bile durmazdım o çiftlikte. Efendim anne. Oğlum merak ettik sizi. Neredesiniz? Gittiniz mi doktora? Hastanedeyiz. Name nasıl peki? Anne... Hem Nami'yi hem de bebeği kaybetme riskimiz vardı ama atlattık çok şükür. Eyvahlar olsun. Anne sakin ol. Merak etme. Nami de bebek de gayet iyi. Oh çok şükür oğlum. Biz de gelelim hastaneye. Yok yok gerek yok. Akşam çıkacağız zaten. Evde görüşürüz. Tamam yavrum. Hadi. Oh çok şükür. Bir şey olmamış torunum. Name nasılmış peki? O da iyiymiş maşallah. İyi. Gözün aydın. Şehir merkezine geldik herhalde. Ya bak, kötü bir gün geçirdim. Önce taksiciyle kavga ettim. Sonra arabadan indim. Üstüne de sen gelince sana patladım. Ayıp ettim galiba. Kusura bakma olur mu? Tamam ya. Önemli değil. Zaten anlamıştım başka bir şey sinirli oldu. Barıştık mı? Ya hiç küsmedik ki. Peki Şebnem ben. Hakan.
Bu arada New York'tan geliyorum. Bana ne? Şakaydı. Ben müsait bir yerde ineyim o zaman. Ya bak istersen yani gideceğin yere bırakabilirim. Yok ya, taksiyle giderim. Peki. Hayret, ısrar etmedin bırakayım diye. Aynı hata iki kere yapmam. Peki, teşekkür ederim. Bir şey değil. Kendine iyi bak. Sen de. Sana bir sürprizim var. Geldim. İnanmıyorum. Duyduk ki buralarda yaralı bir kuş varmış. Hakan. Canım benim, güzel kızım. Kıyamam ben sana. Sezen teyzeciğim. Nereden çıktınız siz böyle? Duyar duymaz koştuk geldik. İyi etmedik mi? Çok iyi etmişsiniz. Öyle iyi geldi ki sizi görmek. Kızım sen ne suratsız şeysin ya. Seni güldürmek için ta buralara kadar gelmek zorunda kaldık. Canım benim. Seni o kadar özlemişim ki. Kesin öyledir. Aşk olsun öyle tabii. Kızım insan arkadaşını evlenirken aramaz mı? Biz seninle çocukluk arkadaşıyız. Seni mavi önlükten de bilirim de beyaz genliklerle göremedik. Adı Can olsun. Ama sen o zaman şehir dışındaydın. Evet öyleydim ama şimdi buradayım. Damat bey nerede? Biraz hava almaya çıktı. Gelir değil mi? Yani bir türlü tanışamadık da. Gelir gelir. Anlat bakalım. Sen en son sarışın bir kızla birlikteydin. Bu hangi sarışın? Şu kısa saçlı olan mı yoksa uzun boylu olan mı? Yoksa şu balık etli olan mı? Çocuk çok alem ya. Hani çok aşığım, evleneceğim dediğin sarışın. Aman canım, sen Hakan'a bakma. Bugün gelir kör kütük aşık oldum, evleneceğim der. İki gün sonra vazgeçer. Hop sevdim be. Hep sevdim ya. Öyle bir şey. Şüphesede demek istiyorsunuz. İşte ondan. Hayatım hadi gel biz seninle karşılıklı bir kahve içelim. Hadi çok güzel olur. Hadi. Kızıma göz kulak olursun değil mi ben dönene kadar? Memnuniyetle. Beşir. Ya senin ne işin var lan burada? Beşir. Ha? Beşir yapma. Bırak. Ay Beşir. 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 Ne olur gitsin. Beşir. 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 Ana gir içeri, gir! Gir! Ulan bana bak! Bir daha bu evden içeri adımını atarsan... ...Allah yarattı demem çeker vururum lan seni! Kalk kızım! Kalk yavrum! Teyzene git olur mu kızım? Teyzene git!
Sen ufakken de böyleydin. Nasıldım? Böyle en ufak şeyden etkilenip dünyan kararmış gibi olurdu. İşte bu suratsızlığının sebebi de bu depresif ruh haline olsa gerek. Sen kendine bakıp sevdi. Ne var kızım? Bence bu gayet güzel bir özellik. Senin nasıl aşk hayatın? Parçalı bulutlu. Yer yer sağanak. Yani? İşte ben de tanımlayamıyorum ki. Bursa'ya gelirken bir kızla karşılaştım. Böyle inanılmaz cins bir tip. Böyle ukala. Kendini beğenmiş. Çok bilmiş. Ama tam benlik. Ya görsen ne uyuz şey dersin. Ama çok da tatlı biri. Ya böyle değişik bir aurası var. İnsanı kendine çekiyor. Oo, aşık olmuşuz. Aşk mı bilmem ama bir elektrik var. Hem de bayağı güçlü bir elektrik. Ne durumdasınız peki? Çıkıyor musunuz? Yok be canım. Daha telefonunu bile bilmiyorum. Hatta bir daha görür müyüm? Onu bile bilmiyorum. Alemsin valla. Bence de. Ama çok etkilendim işte. Sen beni boş ver de. Anlatsana. Kızım sen hangi ara evlendin? Hangi ara hamile kaldın? Annenle de konuştuk. Kötü şeyler yaşamışsın. Aman sus, hatırlatma şimdi. Ne oldu? Çok kötüyüm Hakan. Çok bunaldım. Gel böyle. Tamam, bir şey demedim. Ağla da rahatla biraz. Ben bir peçete alabilir miyim? Al bakalım. Hayatımda çok kız gördüm de senin kadar güzel olup da ağladığında bu kadar çirkinleşeni hiç görmedim. Sensin çirkin. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Önce tansiyonunuzu ölçelim. Daha sonra kan değerlerinizi kontrol etmek için biraz kan alacağım. Tamam. Canım ben müsaadenle. Ben kalkayım çünkü kan görmeye dayanamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Değerleriniz normal. Geçmiş olsun tekrar. Teşekkürler. Durumu nasıl? Akşama taburcu olursunuz büyük ihtimal. Teşekkürler.
Hayatım. Daha iyi görünüyorsun. Yüzüne renk gelmiş. Biraz daha iyiyim. Teşekkürler. Az önce bir adam vardı yanında. Kimdi o? Hakan. Hakan? Çocukluk arkadaşım. Sezen teyzenin oğlu. Neden geldin? Abim beni evden kovdu. Burada da kalamazsın. Neden? Enişten olan bitenden sonra seni burada görürse ikimizi de gebertir. Annenle bile görüştürmüyor beni. Teyze, gidecek hiçbir yerim yok. Ne olur dışarıda bırakma beni. İçeri gireyim, sesimi bile çıkarma. Eniştemin ruhu bile duymaz burada oldum. En azından bu gece. Olmaz kızım. Komşulara bile rezil oldum. Senin burada olduğunu öğrenirlerse kapımı bile çalan olmaz. Affet beni güzel kızım. Elvan'dan bir haber var mı? Elvan hastaneden çıkınca Ejder Bey onu bağ evine gönderiyormuş. Ama ortadan kaybolmuş. Kendi mi kaçtı acaba? Yok hanımı. Orası muamma. Ama Ejder Bey onu her yerde aramış. Çok kızmış. Arayacak tabii. İmam nikahlı karısı değil mi? Zükran. Orada lak lak yediciğine sofrayı hazırla hadi. Hazırladım hanımı. Heh. Ay nerede kaldı bunlar? Anne ben çok acıktım. Mızmızlanıp durma. Herkesle birlikte sofrada yemek yenecek. Tabii birileri teşrif ederse. Oğlum nerede kaldınız? Öldüm meraktan. Anca gelebildik anne. Geçmiş olsun kızım. Daha iyice misin? İyiyim sağ olun. Hadi o zaman yemeğe geçelim. Her şey hazır. Çıkıp biraz dinleneceğim. Peki kızım nasıl istersen. Şükran birazdan odana yemeğini getirir. Nasılsın? Daha iyi misin? İyiyim teşekkürler. Gel. Hadi. Hadi biz yiyelim bari. Ben daha sonra yerim anne. O kadar hazırlık yaptım oğlum. Bari sen otur sofraya. Tamam. Bir elimi yüzümü yıkayayım. Hadi yıka da gel. Hadi. Anne. Heh. Bunların araları bozuk galiba. Hadi Şefika hadi gel. Hadi kızım gel. Nerede kaldı bu kız? Nerede kaldı bu kız? Elvan nasıl? Teyzem de yok. Gitmemiş mi yoksa? Gitmiş. Gitmiş de. Teyzem eve almamış. Almamış mı? Kızım. Elvan'ı. Anne.
Habersiz kızım benim, kara yazgılı kızım benim. Annem, Allah aşkına yeter artık. Bak yiyip bitirdin kendini ağlamaktan. Nasıl ağlamayayım kızım, nasıl ağlamayayım? Belki yalana gitmiştir, baktın mı? Baktım, hiçbir yerde yok. Yavrum. Elvan'dır inşallah. Ben Elvan burada mı diye soracaktım. Yok oğlum yok. Elvan geldi eve ama Beşir onu yaka paça sokağa attı. Peki nereye gitti? Bilmiyoruz. Hiçbir yerde yok. Nereye gittiyse yüzüne kapandı, kapılar zavallı yavrumu. Bul onu Feyyaz. Kulun kölen olayım, bul kızımı. Çok acısı vardı, perişan olmuştur kızım. Merak etmeyin, bulacağım Elvan. Söz ver bana, kızımı bulup sahip çıkacağına söz ver. Beni merakla bırakma oğlum. Hanımefendi iyi misiniz? İyiyim sağ ol. Bir şeye ihtiyacınız olursa yardımcı olalım. Rahat bırak beni. Bulmuşuz senin gibi güzeli, bırakır mıyız yavrum? Çekil yolumdan. Yavrum ya. Bırak beni, dokunma bana. Rahat bırak beni. Lan! Lan oluyor lan! Lan lan! Elvan! 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 Bayıldın. Dinlenmen için evime getirdim seni. Beni kurtardın. Sağ ol. Ben artık gideyim. Elvan, gidecek yerin olmadığını biliyorum. Ne olmuş yani gidecek bir yerim yoksa? Sakın aklından bir şey geçmesin. Öyle bir niyetim olmayacağını biliyorsun. İstediğin zaman gidebilirsin. Ama en azından gidecek bir yer bulana kadar burada kal. Seni yüzüstü bırakmayacağımı biliyorsun. Canım. Uyumamışsın hala.
Yemeğini de yememişsin. Seni böyle üzgün görmeye dayanamıyorum. Hadi asma o güzel suratını. Bak, hem bebeğimizi de çok üzüyorsun. İşler. Beni biraz yalnız bırakır mısın? Hayatım. Biraz abartmıyor musun sence? Abartıyorum demek. Çocukluk ediyorum yani, öyle mi? Canım, ben öyle bir şey demedim ki. Ne fark eder? Sürekli aynı şeyi yapıyorsun. Beni ciddiye aldığın falan yok. Olur mu öyle şey hayatım? Ejder lütfen. Bu gece başka bir odada kalır mısın? Ne? Name, ne diyorsun sen? Yalnız kalmak istiyorum. Hani hiç ayrı yataklarda yatmayacaktık? Birbirimize böyle söz vermemiş miydik? Ejder, tartışmak istemiyorum. Bana biraz saygın varsa dediğimi yap. Elvan, çok bitkin düştün. İnat etme de bir şeyler ye. Ben de şimdi seni arayacaktım Dürdane teyze. Elvan'ı buldum. İyi, iyi, merak etme. Çok şükür. Sesini duyabilir miyim? Uyudu şimdi. Çok yorulmuş. Yarın konuşursunuz. Allah razı olsun senden oğul. Kızıma sahip çıktın. Ha Feyyaz, yarın beni bir ara da Elvan'la konuştur, olur mu? Unutma. Haydi iyi geceler. Ne karıştırıyorsunuz gelin siz? Ne karıştıralım oğlum? Teyzenle konuşuyordum. Teyzemle konuşuyordun ha? Senin o soysuz kızın şimdi gitti, Feyyaz'ın koyuna girdi değil mi? Allah'ından kork oğlum. Feyyaz sahip çıktı kardeşine. Sokakta mı kazaydı? Ulan, bu sefer hiçbiriniz elimden alamayacaksınız onu. Geberteceğim o sözsüzü. Beşir! Dur oğlum. Dur dedim sana. Dur diyorum sana. Ya, bırak! Bırak! Dur! Dur! Ben bir evladımı, öbür evladımı öldürsün diye mi doğurdum ha? Saçımı süpürgeye ettim sizi. Tek başımıza büyüttüm ben. Bunun için mi? Evlat acısı çekeyim diye mi ha? Cevap ver! Cevap ver. El alem ne der diye başımıza gelmedik kalmadı. Milleti düşüneceğine kardeşini düşünseydin, yavrum şimdi dizimin dibinde olurdu. Buna bak, kardeşinin kılına zarar verirsen, Allah'ıma yemin olsun, iki boğazıma geçirir asarım kendimi. Sadece kardeşinin değil, ananın katili de olursun. Hadi şimdi git. Git. Git öldür kardeşini. Git dedim sana. Git. Git! 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 Git!
Ejder. Sen dün gece Elvan'ın odasında mı kaldın? Yatakları mı ayırdınız? Yoksa diğer karını mı özledin? Yenge, sabah sabah saçmalama istersen. Gece ben sizi rahat uyuyabildim mi? Ben de uyuyamadım. Bugün ne mi yapacağım? Bugün çok önemli bir görüşmem var. Peki sen ne yapacaksın? Demek bebeğimize iyi bakacaksın. Ben anneni çok seviyorum. Günaydın. Günaydın. Oğlum, kahvaltı yapmayacak mısın? Yok anne, hemen çıkmam lazım. Hayırdır? Atölyeye yeni bir ortak bulmuştum ya. Onunla buluşmam lazım. Balımı da sürdüm. Hadi görüşürüz. Hadi oğlum, hayırlı işler. Efendim anne. Günaydın. Hala uyuyor musun? Yok, uyandım ama yataktan çıkamadım hala. Hadi kalk, hazırlan. Kahvaltıya gidiyoruz. Ya anne. Ay, itiraz istemiyorum. Sezen'le Hakan da geliyorlar. Çok seveceğim bir yer biliyorum. Sana çok iyi gelecek. Buyurun hanım. Sağ ol Şükran. Afiyet olsun. Şafika hanım buyurun. Sağ ol Şükran. Afiyet olsun. Anne. Sabah Ejder'i Elvan'ın odasından çıkarken gördüm. O ne demek öyle? Ne demek olacak? Yataklarını ayırmışlar. Hay Allah. Nami şimdi çok hassas bir dönemde. Her şey alınıp üzülüyordur. Hamilelik de normal. Hem onlar genç. Bir güzel bir barışırlar. Vallahi anne bakıyorum da. Sen torun gelecek diye bu Nami'yi baş tacı yaptın hemen. Alın bakalım hanımefendi. Sevdiğiniz gibi az pişmiş yumurta ve kızarmış ellim peyniri. Ya hiçbir şey de unutmaz. Tabii ki de. Sevdiğim dostlarıma sevdiği hiçbir şey unutmam. Anneciğim yardım eder misin? Hı? Şunu da şöyle. Ay.
dikkat etsenize biraz ya. Sizin yüzünüzden eşyalarım yere saçıldı. Pardon, görmedim. Baksaydınız görürdünüz. Kusura bakmayın. Genelde insanlar biner binmez oturdukları için ayakta olacağınız aklıma gelmedi. Ya inanmıyorum. Sizin yüzünüzden eşyalarım yere saçıldı. Bir de üstüne azar işliyorum, öyle mi? Hanımefendi, yani özür dilemeyi denedim. Ama siz anlayacak gibi değildiniz. Ben de bu yolu deneyeyim dedim. Bu kadar pişkinlik görmedim ya. Aynaya bakmadınız herhalde. Ne demek istedin sen? Yok, bir şey demek istemedim. Vallahi şu an uğraşamam sizinle. Ben de sizinle uğraşamam. Buna sevindim işte. Çok kabasınız. Kitabım. Ya kitabım da düşmüş ya. Çok mu komik? Yok, ben size gülmüyorum. Neye gülüyordunuz? Söyleyin de birlikte gülelim. Aman aman, Allah korusun. Çok kabasınız ya. Ne tesadüf. Ben de aynı şeyi sizin için düşünüyordum. Bütün belalarda beni bulur zaten. Hanımefendi, yeter ama söylendiğiniz. Az bile söylendim. Kitabımı kaybettim sizin yüzünüzden. Ya tamam, ben size yenisini alırım. Ya o kitap bana hocamın hediyesiydi. Çok değerliydi benim için. Tamam. Hocanızı bulurum. Rica ederim. Size yenisini hediye eder. Tamam? Ha ha ha. Çok komiksiniz. En azından sizin gibi huysuz değilim. Ben mi huysuzum? Sen kendine bak be. Ukala. Saygısız. Çattık, yemin ediyorum. Sonra adama demişler ki, bu elindeki otobüs bileti değil mi ya? Namicim, iş görüşmesinden önce biraz vaktim var. Biraz dolaşalım mı? Evet kızım, git tabii. Biraz kafam dağılır. Olur. Hadi. Müsaadenizle. Hadi görüşürüz altın kızlar. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Size de. Hakan nameye çok iyi geldi. Kesinlikle Nevin'cim. Kitabınız. Nasıl buldunuz? Buraya sık gelirim. Görevli arkadaşlardan rica ettim. Sağ olsunlar, buldular. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bakar mısın? Bana boş bir masa ayarlar mısın? Üzgünüm efendim, şu anda müsait elimiz yok. Kusura bakmayın. Hay Allah. Neyse, kalsın o zaman. Ben birazdan kalkacağım. İsterseniz buraya oturabilirsiniz. Emin misiniz? Tabii. Tamam o zaman, ben barda bir kahve içeyim. Siz kalkarken gelirim. İsterseniz burada da bekleyebilirsiniz. Rahatsızlık vermeyeyim. Yok lütfen. Zaten tatsız bir karşılaşmamız oldu. Telafi etmiş oluruz. Biraz öyle oldu sanırım. Buyurun lütfen. Güzel vakit geçirdim. Çok iyi geldi bana. İyi ki geldin. Ben de çok özlemişim. Eski günlerdeki gibi. O zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Yarım saat sonra beni alıyorsun. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eski günlerdeki gibi. Tamam. Geç kalma. Peki. Geri gelmesine gerçekten çok sevindim. Ya bu kitap benim için uğur gibi bir şey. Normalde çantamdan çıkarmıyorum. Hikayesi güzeldir. Aa, okudunuz mu? Yok, hayır. Ama filmini izledim. Filmi de çok güzeldir. Ben de severim. Ekildiniz galiba. Sanırım. Kadınlar böyledir, bekletmeyi sever. Öyle. Öyle ama beklediğim kişi bir kadın değil. Benim bir atölyem var. Orası için bir ortak arıyorum. Onunla ilgili bir görüşmem vardı. Merhabalar, ben diyeceğim de Ender Bey'le bir görüşmem vardı. Evet, haberim var. Hakan Bey değil mi? Evet. Siz buyurun oturun, ben Ender Bey'e haber vereyim. Tamamdır, çok sağ ol. Nasıl ya?
Aşık olduğum kızın sevgilisi varmış. Ender Bey sizi bekliyorum. Tamam, geliyorum. Ortaklıktan vazgeçti galiba. Öyle görünüyor. Ha, alo. Alo. Öyle mi? Tamam. O zaman yarın aynı saatte burada buluşalım. Tamam, görüşürüz. Umutlar yarına kaldı. Hayırlısı olsun. Ben gideyim o zaman. Peki. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Vallahi sen de Bursalı oldun çıktın. Ne güzel yermiş burası. Ben de çok severim burayı. Bence sen buraya başka birini de getirmelisin. Kesin sana aşık olur. Bence o zaten birisine aşık. Nasıl yani? Kim? Sana bir kızdan bahsetmiştim ya. Bursa'ya gelirken tanıştım. Bir adamla gördüm onu. Canım, nereden çıkarıyorsun sevgili olduklarını? Belki arkadaşlardır. Sanmam. Adama bakışını gördüm. Bilirim o bakışı. Her an aşık olabilirim bakışı. Belki de yanlış anlamışsındır. Hem öyle olsa bile ne fark eder? Belki Bursa'da karşına aşık olacağım başka biri çıkar. Nami odasında yok. Nerede olduğunu biliyor musun? Nasıl yani? Sen nerede olduğunu bilmiyor musun? Yenge, bilsem sana sormazdım. Vallahi sabah senden sonra çıktı. Bak, bu saat oldu. Hala orada da yok. Neredesin Nami? Restorandayım. Kimlesin? Annenle misin? Hayır, Hakan'layım. Ne işin var bu saatte oralarda? Ejder. Nedim'e çalıştığını anlamıyorum. Arkadaşımla birlikte yemek yiyorum. İstiyorsan sen de gelebilirsin. Bu saatte mi söylüyorsun ha? Ben eve geldikten sonra öğreniyorum her şeyi. Gün içinde bir kere arasaydın nerede olduğumu bilirdin. Geliyor musun? Hayır, gelmiyorum. Oğlum, sakin olman lazım. Hamilelikte kadınlar çok hassas olur. Sürekli ilgi, alaka beklerler. Biliyorum anne, biliyorum. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Hep alttan oluyorum ama... Aması yok oğlum. İlgileneceksin. O şimdi çok alıngandır. Sabırlı olup alttan alacaksın. Nami karnında senin bebeğini taşıyor. Tamam anne. Daha dikkatli olacağım. Tamam çocuğum. Ben senin adına çok mutluyum. Neden? Seni çok seven bir kocam var. Emin misin? Nereden vardın bu kanıya? Daha tanışmadınız bile. Çünkü seni çok kıskanıyor. Bence aşkın en büyük kanıtıdır bu. Öyle mi dersin? Öyle tabii. Hadi arada gelsin. Kalp kalbe karşıdır derler. Efendim. Evet, hala buradayız. Tamam. Geliyormuş. Süper. Geldi. Hakan, Ejder.
Memnun oldum. Memnun oldum. Nasılsın sevgilim? İyiyim canım. Pardon, işle alakalı. Hakan? Hakan? Efendim? Bir sorun mu var? Bence bunu hemen Nami'ye söylemeliyiz. Yani bilmiyorum. Üzülmesini istemiyorum. Eğer şimdi söylemezsek sonra daha çok üzülecek. Ya, inanamıyorum. Böyle bir şey nasıl olabilir? Ejder bunu nasıl yapabilir? Benim kızım onun için nelere katlandı biliyor musun? Pis nankör. Müsaadenle ben yatıyorum. Yarın konuşalım olur mu? İyi geceler. İyi geceler. Alo anne. Hayırdır? Tamam anneciğim, konuşuruz sonra. Hayatım. Sormayı unuttum. Bugünkü toplantın nasıl geçti? Toplantı? Ha, yarın ertelendi. Yarın görüşeceğiz. Ha, ertelendi yani. Hı hı. Anladım. Sen daha iyisin değil mi? İyiyim. Beni aldatıyor mu? Başka birisi mi var? Ganyan cepte. Tayyar. Buyur beyim. Elvan'dan haber var mı? Beyaz'ın evinde olduğunu duydum. Emin misin? Vallahi bana da Ayşe söyledi. Kızı zorla mı tutuyor acaba ya? Orasını Allah bilir ama... Ne istiyorsun yine? Elvan'ı almaya geldim. Çekil şuradan. Elvan! Feyyaz, onu burada zorla tutamazsın. Kimsenin beni burada zorla tuttuğu falan yok. Ben kendi isteğimle kalıyorum burada. Ne diyorsun Elvan sen? Burada kalamazsın. Onu beni kapının önüne koymadan önce düşünecektin. Seni kapının önüne falan koyduğum yok. Sadece çiftlikte kalmayacaksın. Sadece o çiftlikte kalamam öyle mi? Ben senin için canımı ortaya koydum. Ama sen ne yaptın? Beni başından savdun. Elvan, beni de anlaman lazım. Anlıyorum Ejder. Gayet iyi anlıyorum. Benim hayatımın hiçbir kıymeti yokmuş senin için. Geç de olsa anlıyorum artık. Senin bu duruma düşmenin tek sebebi bu adam. Burada kalamazsın.
Sana son kez söylüyorum. Eğer burada kalırsan çok pişman olacaksın. Ben hayatımın pişmanlığını seni severek yaptım. Bundan daha büyük bir pişmanlık yok benim için. Ben hep senin iyiliğini istedim. Madem gelmek istemiyorsun, sen bilirsin. Ya bence bu konuda tek kelime etme derim ben. Bilmiyorum ki. Aklım almıyor. Böyle bir şey olabilir mi gerçekten? Hem de ben hamileyken. Ya kesinlikle yanlış anlaşılmadır. Zannetmiyorum. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi düşünmez mi Hakan? Ya canım haklısın da. Ya adam sana baya baya işte bakıyor. Gözler yalan söylemez. Şebnem bu. Şebnem kim? Sana bu hastanede bahsettiğim kız. Ne yapıyorsun? Ya kızım saçma sapan hareket yapma. Bak sonra çok pişman olur. Alo. Efendim. Hayatım ben teleferik bardayım. Giderken beni alsana birlikte gidelim. Tamam geliyorum. Tamam görüşürüz. Masaya çağırır mısın onu? Ya saçmalama. Çağır dedim Hakan. Lütfen. Babamla buluşacağız birazdan. O gelene kadar beni misafir ettiğiniz için teşekkür ederim. Aa ne demek? Name senin kız arkadaşın mı? Yok canım. Çok yakın arkadaşım. Kardeşim sayılır. Aa ben sandım ki. Önemli değil. Bu aralar yalnızım. Yalnızlık iyidir. Arada iyi gelir. Name. Sen... Tanışıyor musunuz? Name, sakin olur musun? Sen sus Hakan. Evet, yani sayılır. Anlamadım. Tanışıyor musunuz, tanışmıyor musunuz? Sizi dinliyorum.